Merhaba arkadaşlar, Mimar Rıza kanalına hoş geldiniz. Ben Semih. Size bugün Revit'te yeni bir üstörtü oluşturacağım. Ve bu oluşturduğunuz kütleyle neler yapabileceğiz? Daha farklı bir kütlemiz olacak bugün. Şimdi dosyamızı açtık. File. Conceptual Mesh. Metric Mesh. Level 1'e geldim. Plane. Burada yeni referans çizgileri belirleyelim. Şöyle. 20.000 yapalım. Bu da 20.000. Daha sonra bunları mirleyelim biraz. Şimdi şunu kopyayla bir tane daha oluşturmak istiyorum. Kaç olsun? 10.000 olsun. Bunu da mirleyelim. Aynı şekilde bunu da copy komutuyla ötelim. 5.000 olsun bu da. Bunu da mirleyelim. Evet. Şimdi bunu önce bir kütlemizi genel hatlarıyla oluşturmamız gerekiyor. O yüzden noktalarımızı belirledim. Daha sonrasında referansın spline'ını seçerek şöyle yapıyorum. Şimdi boyuta bakalım. Evet, evet iyi oldu. Şimdi yapmamız gereken şey noktalarımıza bir parametre belirlemek olur. Şunu mesela ortadaki nokta en üst noktamız olsun. Offset değeri var burada dimension'da. Buradan yeni bir parametre belirleyeceğiz size. Bu parametre en üst noktamız olsun mesela bu. Üst nokta. Şu iki nokta da bizim en alt noktamız olsun. En alt nokta var diyelim. Okey. Şu iki noktayı da kenar noktalar mı desek? Kenar nokta. Önce bir parametre vereceğim sürekli. Kenar nokta şimdi bunları bir create form yapalım önce bir birleştirelim solid formla beraber. Şimdi bakın burada family types'ına girerek bakın geldi en alt noktalar, en üst nokta ve kenar noktalar olmak üzere geldi. En alt noktaları mesela ben eksi 5.000 dedim. En üst noktayı da 10.000 diyeyim. Ve kenar noktaları da 5.000 dedim. Bakıyoruz. Evet, şöyle bir şeklimiz oluştu. Şimdi leveline bakalım. Şöyle. Şimdi şu noktaları şuraları çekiştireceğim. Şöyle. Tam olmadı. Evet. Şuradaki noktaları göremediğim için level 1'den dolayı 3. boyutundan çekiştirmeye deneyeceğim. Zaten algılayacaktır diye. Tamam. Şöyle yapalım. Seçtim zaten. Tekrar level 1'ine geldim. 2000'i Dimension'a gelelim. Şuralara bir ölçüler verelim. Kaç olduğunu unutmayalım. Şu ve şu. Aynı şekilde şuraları da yapalım. Ölçeğini büyütüyorum. Şimdi şu boyuttan şu çizgi mesela. 1
Gördüğünüz 10.000 ötelenmesi lazım. Bunu 0 yapayım. Şöyle oldu. Aynı şekilde bu taraftan da ötelenmesi gerekiyor. 20.000, 30.000 olması gerekiyor bunun sanırım. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi kütlemiz şöyle bir şey oluştu. Şöyle bir kabuk. Şimdi bir çelik konstrüksiyon belirleyip bunu buraya aktaracağız. Yani önce bunu device service yapalım. Ve patternimiz şu anda yok ama ne seçelim? Rectangle olabilir veya ne seçersek family'sini oluştururken de aynı şeyi seçeceğiz. Rombit olabilir. Rombit'i seçelim diyelim mesela. Burada fixed distance'ında bakın 5000 yapacağım bunu. Daha ölçülü dursun diye. Bunu da aynı şekilde 5000 yapalım. Net olsun. Evet, şöyle.